elbet büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Coşkulu olmamızın sebebi vazgeçmiyor olmamız. Doğru. Yoksa ortada pek de kutlanacak bir şey kalmadı. Cumhuriyet değerleriyle kavgalı bir yönetim altında o ne derse o oluyor. Az evvel Rize'de konuşma yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özgür Özel'e selam göndermiş. Diğerinden farkı yok. Bu yeni seçilen de teröristlerle kol kola diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bu çizgiden CHP ile uğraşılmaya devam edileceği ortada. Buna nasıl karşı konulacak acaba, bu terörle kol kola algısıyla ilgili ne yapılacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik politik hattını Tayyip Erdoğan'ın belirlemek haddi de değildir, hakkı da değildir. Cumhuriyet Halk Partisi yurttaşlara ne söyleyecekse onu söyler, yurttaşlar da onun kararını verirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde en çok eleştirdiğimiz, Değişim Hareketi'nin içindeki arkadaşların da en çok eleştirdiği aman ne derler siyasetinin bizi kitlemesidir. Aman ne derler siyasetiyle gelebildiğimiz yer burasıdır. Çok önemli fırsatlara rağmen yaşanılan toplumun içerisindeki kazanmak için neredeyse her koşul olmasına rağmen kaybetmemizin nedeni de budur. İttifak elbette bir zorunluluktur ama birbirine mahkum olan bir siyaset tarzı, kimseyi ürkütmeyelim, kimseyi kızdırmayalım, doğal olarak yavan bir yemek olmasına da neden oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun 10 yıllar önce ortanın solu olduğunu, sol sosyal demokrat bir parti olduğunu, dünya sosyalist internasyonelinin bir parçası olduğuna karar vermiş bir siyasal harekettir. Bu siyasal hareketin dünya çapında, sadece Türkiye'ye özel de değil, dünyadaki gelişmeler de dahil olmak üzere, sadece ülke gerçekleri üzerinden değil, internasyonalist bir tavırla, sol sosyal demokrat bir duruşla, halkçı bir duruşla Türkiye'ye siyaset üretmeye devam edecektir. İnadına barış diyecektir Cumhuriyet Halk Partisi. İnadına kardeşlik diyecektir. Tayyip Erdoğan'ın dili zehirli bir dildir. Bizim o dille bir işimiz yok. Bizim hareket tarzımızda Tayyip Erdoğan belirlemeyecektir. Tayyip Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak. Bundan sonra kendisini çizdiği ideolojik politik hattının içerisinde davranan bir Cumhuriyet Halk Partisi görmeyecek. Bir şey söylememe izin verin. Çok iddialı, buyurun. Çok iddialı değil. Tamamen Suat dostumun söylediklerine katılıyorum. Ayrıca şunu da mutlaka dile getirmemiz gerekir. İddia hoşuma giden bir şeydir. Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün toplumun karşısına çıkıp toplumu kutuplaştırmaktan başka bir çaresi yok. Çünkü siz ana haberde çok net bir şekilde sürekli söylüyorsunuz. Ekonomik kriz çok kötü durumda. Muhtemelen gelecek Mart'tan sonraki dönemde daha kötü olacak. Gençler geleceğe kaygıyla bakıyorlar. Eğitimde OECD ülkeleri ortalamasının en dibindeyiz. Sağlıkta hizmete erişmekle ilgili ciddi sorunlar var. Dolayısıyla toplumda biz şunu iyi yapıyoruz diye ne kadar algı yaratmaya çalışsa da onun kendisini yeterince beslemeyeceği çok açık. O zaman dün Özgür Özel'in bu dikey siyaset dediği toplumu kutuplaştırmaktan başka çözümü yok. Seçimde de biliyorsunuz bu kara propagandayı alet ederek kendilerine oy devşirmeye çalıştılar. Oysa biz toplumun sorunlarını yakından bilen, onları yaşayan insanlar olarak buna karşı bir tutum geliştirerek bu politikalara karşı çıkacağız. Ekranda da bir pencerede Ali Mahir Başarır'ın o sevinci, dün geceki sevincini görüyoruz. Ali Mahir Başarır da birazdan burada olacak. Şimdi seyircilerden gelen mesajları her zaman önemsemişimdir yayıncılık hayatında da. Hem kendinizi solda tanımlayıp hem Atatürk deyip hem de böyle Demirtaş lafları falan edemezsiniz kardeşim diyen Ufuk Bey tweet atmış bir taraftan. Ama kim ne der diye düşünmeden, doğru kiminle ilgili doğru diye sormadan herkes için eşit kuralların... Bakın burada şunun adını koyalım. Yani tabii ki eleştirilere saygı duyalım ama sol değerler her şeyden önce insan haklarını, her şeyden önce hukukun üstünlüğünü gündeme getiren kavramlardır. Dolayısıyla kim olduğuna bakmaksızın kimin insan hakları açısından bir sorun yaşadığını gördüğümüzde onun haklarını savunacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan haklarına saygı, buradan size yazan kişiye de selamımız olsun. Solun değerleridir zaten. Biz o değerleri savunmak yolunda ilerleyeceğiz. Adı olunca Twitter kullanıcılarının hoşuma gidiyor. Çünkü gerçek insan olduklarını öyle. Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul İzmir Ufuk Çinaklı. Herhalde yanıtınızı almışsınızdır. Şimdi Mehmet Atılgan da diyor ki 1991 yılında dönemin Anavatan Partisi'nde Yıldırım Akbulut genel başkanken Mesut Yılmaz'a kongrede kaybetmişti. 91'den bu yana ilk kez herhangi bir kongrede, bir siyasi parti kongresinde delegeler genel başkanı değiştiriyorlar. Diyor bunu hatırlatmak istiyor. Yani tarihimizde ilk değil diyor. 91'de de olmuştu diyor. 91, 2001, 2011, 2021, 2023'teyiz. Yani epey zaman geçmiş üzerinden. Yani yarım asırdır olmayan şey desek neredeyse olacak. CHP'de olması bunun, ülkenin kurucu partisinde olması tabii daha da dikkatleri buraya çeviriyor. Şimdi parti meclisi önemli elbette. Ancak
Ha bu arada Önay Alpago'dan bir mesaj gelmiş, onu da aktarayım. Çok tecrübeli bir siyasetçidir Önay Alpago. Selam verelim kendisine buradan. Selam edelim, evet. Bir selam edelim. Aday olmadım ben diyor. Ben tecrübelerimle yardımcı olmaya çalışacağım yine ama ben artık bu kadarı yeter diyen bir kadın siyasetçiyim diyor. Örnek olması dileğiyle. Çünkü onun tecrübeleri önemli. Tabii biz yaşlılık yapmıyoruz burada ama 5 dönem, 6 dönem, 7 dönem siyaset yapıp sonra oğluna devretmeye çalışanlar, bunun adı da kusura bakmasınlar, siyaset falan değil başka bir şey, meslek haline getirmek galiba, değil mi siyaseti? Kesinlikle. Burada bir şey söylememe izin verin. Şimdi delegelerin genel başkan değişiminden konuşuyoruz ama aslında biz delege sistemini de konuşmalıyız. Bugün Avrupa'da olduğu gibi, örneğin İngiliz İşçi Partisi'nde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri genel başkanlarını ve genel sekreterlerini seçmeli. Önümüzdeki zaman diliminde belki Türkiye buna tanıklık edecek. Dolayısıyla delegenin toplumdaki nabzı ne kadar yansıttığını tartışmayacağımız, parti üyesinin kendisinin iradesiyle tercih kullanacağı ve geri çağırabileceği bir tüzükle yolumuza devam etme olanağı bulursak bu tartışmalar da kendiliğinden ortadan kalkmış olacak. Akif Demirci yine izleyicimiz diyor ki de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de canım sizin eleştirdiğiniz şeyler oldu geçmişte. Babadan oğula geçen de oldu. Belediye başkanlığı falan. Tamam, eleştirdiğimiz şey zaten bu partide dün değiştirilmeye çalışılan zihniyet aslına bakarsanız. Ha değişim diyenler de eleştirdikleri şeye dönüşürlerse yine bu delege onların da herhalde yakasına yapışır değil mi? Bu delege değişim diyen ama değişimi başaramayanların da yakasına yapışır. Onları da değiştirir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti. Bir parti 100 yıl yaşamışsa bunun çok temel nedenleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sahibi yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişisi var, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet Halk Partililerin iki bağlılıkları var. Bir tanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun önderliğine bağlılık var. İkincisi de aydınlanma ideolojisine bağlılık var. Bizim bağlılığımız buna. 8. genel başkanımızı seçtik. 9.'yu da seçeriz, onu da seçeriz. İnşallah daha fazlasını da seçeriz. Dolayısıyla bugün Özgür Özel, arkadaşları, bizler, değişim diyenler, bunları yazanlar başaramazsak bu kurultay delegesi gelir, onları da değiştirir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni güçlü kılan da budur aslında. Çünkü dünyada Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok uzun 10 yıllardır iktidar olmadığı halde ülkenin hala ana gündemini belirleyen bir siyasal hareketin olması tam da bu nedenlidir. Ülkenin de kurucu değerlerine ve aydınlanma ideolojisine olan sahip çıkma ve bağlılık. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bir sosyolojik gerçekliktir. Cumhuriyet Halk Partisi bir ideolojik gerçekliktir. Türkiye için bir varlıktır. Yaşamını da sürdürecektir, devam edecektir. Tabii ki bunun da doğası şudur. Bizim altı okulumuzdan bir tanesi de devrimciliktir. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini sürekli aşmaya çalışarak devam edecektir. Sağ partilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne sürekli bir ses olduğunu zannetmeleri ve bunu bir sorun olduğunu zannetmeleri de bundan. Kendileri gibi renksiz bir hayatımız olsaydı muhtemelen intihar etmek zorunda kalırdık. Yani, ya, öyle şeyler söylemeyin. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurultayı yapıldı. Yapıldı mı yapılmadı mı belli değil. Ya, biz bundan hicap duyuyoruz açıkçası. Ama çok hayatlarımız çok da renkli değil maalesef. Renklerimizi söndürdüler. Renge düşmanlar. Aynen çünkü öyle. Farklı renkler bir araya geldiği zaman hemen tehlikeli ilan etmeye başlıyorlar. Ama en güzel görüntü gökkuşağında değil midir? Ama ne tehlikeli şeyler söylüyorsunuz yayında kapatmayacaksınız. Kendi renksizliklerini toplumun üzerine de bir renksizlik olarak aktarmaya çalışan arkadaşlar. Sorun buradan kaynaklanıyor. Evet. Yani bir kurultay yaşanmış. Türkiye toplumunda tartışılmamış bile. İktidar Partisi'nin bir kurultayı var. Haber değeri bile olmamış. Kayhan Pala konuya siz girdiniz diye söylüyorum. Parti meclisinde açık kimlikli LGBT bir birey görür müyüz? Neden olmasın? Peki. Çünkü cinsiyet kavramını cinsel yönelim olarak ele almanın da artık bir gerçeklik olduğunu herkesin kabul etmesi lazım. Peki. Bir bant var haber, onu rica edeyim arkadaşlardan. Şimdi 1991'de Yıldırım Akbulut Mesut Yılmaz'a yenilmiş kongrede, onu hatırlatıyor seyircilerimiz. Üzerinden onca zaman geçmiş. Dün akşam burada aslında çok tarihi bir ana tanıklık ettik. CHP Genel Başkanı, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu işi tamam ikinci tura gitmeyelim, ben Özgür Özel'i tebrik ediyorum deseydi, hani belki omuzlarda taşınarak burada kendisine teşekkür edilecek ve veda edilecekti diyenler var. Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı, sen yanımda değil miydin diye sordu Özgür Özel'i. Keşke bu kürsüde söylediklerini yüzüme söyleseydin dedi öfkeyle. Ve öfkeliydi Kılıçdaroğlu, kendisi de öfkeliydi yaptığı, bu salonda yaptığı son konuşmada. Kılıçdaroğlu Özel karşılaşmasına dair o haberi bir izleyelim. Dün gece hazır mı? Evet, hazır. Onu bir izleyelim, öyle devam edelim. Ateşi ve ihaneti gördük. Ama yılmadık.
yıkılmadık. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın, vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerle vereceksin. Bu hançer konusu sizinle ilgili mi? Vallahi hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok. CHP'nin